bir havaya girelim ne dersiniz? Benim kafama yakıştı mı bilmiyorum ama şöyle payidattan hatırlıyorsunuz zaten. Zaman zaman mimikle de yaparım şöyle, hani yapıyor ya böyle. Kafasını kaldırıyor falan böyle. Bilmiyorum artık. Video. Ha bu arada video konusunda da söyleyeyim efendim. Grubumuzun haricinde hiç kimseye müsaade etmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Çünkü ben bunu yaşadım. Çok affedersiniz, özür diliyorum. Garip garip insanlar çekip bunu internette paylaşıyorlar. Tuhaf şeylerle. Ondan dolayı kesinlikle grubun dışında izin vermiyoruz. Siz çekebilirsiniz. Hiçbir problem yok efendim. Evet, başlıyorum. Şimdi efendim, konumuz Sultan II. Abdülhamit Han. Önce baştan şunu söyleyeyim. Bir sorunun cevabını arayacağız bugün sizinle beraber. 33 sene saltanat sürmüş olan Sultan II. Abdülhamit Han Kızıl Sultan mı? Yoksa Ulu Hakan mı? Ulu Hakan. Bunun cevabını bilseniz de bugün bu sorunun cevabını yaşayarak göreceğiz. Abdülhamit'i tanıyarak. Ya bu adam Kızıl Sultan'sa niye Kızıl Sultan dediler? Ulu Hakan'sa neden Ulu Hakan dediler? İşte bunun cevabını bugün siz kendiniz vereceksiniz. Ben değil. Ben size anlatacağım. Olaylarıyla, yaşanmış hadiseleriyle siz buna karar vereceksiniz. Bakın nasıl bir insan acaba? Şimdi efendim isterseniz çocukluğuyla başlayalım. Çetin Müjgan kadı efendiyle Sultan Abdülmecid'in çocuğudur kendisi. Doğduğu zaman, yani dünyaya geldiği zaman ağlamıyor. Onu öldü zannediyorlar. Öyle bir efendim zayıf bir çocuk ki ufak doyuyor ve bu efendim acizliği küçük yaşta da devam ediyor. Yani efendim Halim Selim, cılız, efendim çok hareketli bir çocuk değil, böyle bir çocuk. Ve 10 yaşındayken de anneciğini kaybediyor. Terim Müjgan kadın, verem hastası ve veremden annesini kaybediyor. Efendim babası Sultan Abdülmecit Han onu hırkasının altına koyuyor. Gel bakalım benim efendim garip evladım diyor. Ve onu efendim hiç çocuğu olmayan bir hanımının yanına götürüyor. Resulü kadının yanına, bu sana emanettir diyor ve onu veriyor. Ve bakın 10 yaşında beni bir anam gibi büyüttü diyor. Vefalı bir insan tahta geçtiği zaman valide sultanı olmamasına rağmen onu valide sultan yapmasını da biliyor. Efendim bakınız annesiz büyüyor ama çok iyi eğitim alıyor. En iyi okullardan efendim bu arada iyi bir öğrenci değil, onu da söyleyeyim. Bakın sizi şaşırtacağım. Bir insan okuldaki başarısı hayatta başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. Başarısız bir öğrenci. Yani çok dersleri sevmiyor. Sadece geçebilecek kadar, bizim olan da öyleydi. Geçebilecek kadar ama genel konuları çok seviyor. Bir de enteresan bir özelliği var, birazdan paylaşacağım. Efendim şehzade kendisi, yani padişahın oğlu. Bu arada kardeşleri de var. 4 tane kardeşi var. Normalde tahta geçmesi biraz zor. Niye? Büyük abisi var, 5. Murat. Ardından 2. sıradan geliyor. Gençlik yıllarında diğer kardeşleri gibi o da efendim hayatına bakıyor. Yani yiyor, içiyor, geziyor. Efendim gittiği yerler var. Bu görmüş olduğunuz, birazdan gideceğimiz köşk ise Maslak Köşkü, bizzat amcası tarafından yaptırılıyor. Sultan Abdülaziz Han. Üstelik de Hamide, Şehzade Hamide çok kıymet veriyor. Gerçi diğer şehzadeler de kıymet veriyor. Bakınız Hamid'in farklı bir özelliği var. Şehzade Hamid diğerleri gibi hovarda bir insan değil. Yani gel yiyelim içelim yan gel, böyle bir şey yok. Hatta Şehzade Murat ciddi bir borç bırakıyor. Borç batağında. Yiyor içiyor, borç yapıyor. Bankerlerden borç alıyor. Sıkıntı içerisinde. Çünkü şehzadelere çok az bir ödenek veriliyor. Kendi anılarında diyor ki ben bu parayı çok iyi kullanmam lazımdı. Ondan dolayı bakınız ne yapıyor? Ticarete başlıyor. Evet, bir kireç fabrikası satın alıyor. Ve o kireç fabrikasında efendim kazandığı paralarla, ki 2-3 sene devam ediyor bu, ardından mandıra açıyor. Bakıyor ki en güzel peynirler Bulgaristan'dan geliyor. Üstelik de pahalıya geliyor. Ve bakın kağıthanede birkaç yerde, burada da aynı şekilde bir mandıra satın alıyor ve koyun yetiştirmeye başlıyor. Yani çobanlığı öğreniyor. Burada çobanlığı öğreniyor. Ve üstelik de en iyi peynirleri üretiyor. Uygun fiyata pazarda satıyor. İyi bir gelir elde ediyor. Onunla da yetinmiyor. Kazandığı paraları borsaya yatırıyor. Evet, bir efendim Ermeni bankeri var kendisinin.
ve parasını değerlendiriyor. Bu arada şehzadeler arasında sarayın içerisinde Pinti Hamit diye bilinmeye başlıyor. Niye? Çok para kazanan, etrafına koyan. Hatta analarında şöyle geçiyor. Sultan Abdülaziz Han bir an yeğenini çağırıyor. Konuşma anında böyle oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Diyorlar ki evladım senin için pinti derler. Yoksa bir şeyler mi planlarsın diyor. O da cevaben şunu yapıyor. Diyor ki kıymetli amcacığım hiç merak etmeyiniz. Ben sizin için bir tehlike değilim. Üstelik de paranın herhangi bir tehlikesi olmaz. Bir bakarsınız ki gün gelir lazım olur diyor. Hakikaten dediği gibi de çıkıyor. Sultan Abdülaziz Han tahttan indirildikten sonra bunları detaylı konuşacağız. Ardından Şehzade Murat geçiyor. O da borç batağının içinde. Kendisi 93 gün sonra tahta geçtiği zaman efendim amcasının İngiltere'den sipariş verdiği gemilerin taksitleri ödenemiyor. Ve işte Şehzade Hamit yani tahta geçtikten sonra Padişah Hamit bu paralarla bu borçları ödüyor. Demek ki pinti bir insan değilmiş. Bakınız efendim her şeyden önce her insanın bir kırılma noktası vardır. Anılarda şöyle geçiyor. Beşir Ağa'nın anıları var. Ben size birkaç tane kitap tavsiye edeceğim. Alırsanız yani meraklı olanlar okumak isterlerse bu anlattıklarım daha detaylı. Birkaç tane kitap var. Sultan Hamidan diye bir kitap var. Beşir Ağa isminde. Onun padişahlığı zamanında 33 sene hizmet ettiği bir insan var. Onun anılarında bakınız enteresan bir şey geçiyor. Bir Fransız yazar da bunu bizzat efendim yazdığı Sultan 2. Abdülhamit Han kitabında da belirtiyor. Bakınız diyor ki Sultan 2. Abdülhamit Han bir gün hastalanıyor. Rahatsızlanıyor. Tabii kendi bir hekimi var, saray hekimi var. Fakat verdiği ilaçlardan rahatsız. Diyorlar ki efendim Mavroyanes isminde bir Rum doktor var. İyi bir doktordur. Bir de o size baksın. Bakıyor. Daha doğrusu o doktor izinli biraz da tefavukan onun eline düşüyor. Bu doktor güzelce muayene ediyor, ilaçlar veriyor ve şehzadeyi diyor ki bak şehzade. Henüz daha 18-19 yaşlarında, 20 yaşlarında veya 25 yaşlarında yeni evlenmiş. Efendime söyleyeyim malum yeni evli bir insan. Efendim genç bir insan. Diyor ki bak evladım diyor. Görüyorum ki kadına düşkünsün, yaşantına düşkünsün. Hatta az da olsa alkol kullanıyorsun. Evet, içtiği söyleniyor. Özellikle de vodka kullandığı söyleniyor genç yıllarında ve uyarıyor. Bak evladım diyor. Annen de baban da veremden vefat etti. Sen de bu hastalığı taşıyorsun. Eğer bu şekilde devam edersen çok uzun yaşamayacaksın. Eğer böyle devam edersen ben seninle hiçbir alakam yok. Beni vebale sokma, git ne yaparsan yap. Tavsiye olarak da diyor ki bak spor yap. Efendim ava git. Yani etkinlik yap, vücudunu geliştir. Önce bu zayıf vücudunu geliştir. Çünkü biliyorsunuz verem vücudun zayıflığından kaynaklanıyor. Bunu geliştir diyor ve Şehzade Hamit de bunun dersini alıyor. Bakınız ne yapıyor? Bunun altında hemen arka tarafta göreceksiniz. Buranın da altındaki mahzende bir spor salonu kuruyor. Malzemeler aldırıyor. Yani vücudunu kuvvetlendiriyor. İçkiyi tamamıyla bırakıyor, ağzına sürmüyor. Mavroyanes'in şeyiyle, tavsiyesiyle ve binicide başlıyor. Spor yapıyor, yüzmeye başlıyor. Efendim, hayvanlarla ilgileniyor. Sonra en büyük meraklarından bir tanesi, arka tarafta göreceksiniz, bitkilerle ilgileniyor. Bir de bir şey daha var, en çok hoşuna gittiği, ben de çok yaparım, severim. Efendim, marangozluk. Marangozluğu burada öğreniyor bakınız. Ve geliştirmeye başlıyor. Hatta anılarda şu var diyor ki ben sadece ben değil babam ve abim Murat da bu eğitimi aldı ama devam ettiren ben oldum. Hayatınızda hiç tahta kestiniz mi? Var mı aranızda tahta kesen? Efendim bakınız strese girdiğiniz zaman tavsiye ediyorum bir tahta alın bir de testere böyle hani kendinize zarar vermeyecek şekilde. Bak samimiyetle söylüyorum bunu yapın yani. Bakın bugün Abdülhamit Han'dan dersler göreceğiz. Hayat dersleri bunlar. Bunlar gerçek şeyler. Bunaldın mı? Sıkıldın mı? Tamam hani kalplerin şeyidir, cilasıdır zikir ama bazen öyle olur da o da bazen kesmeyebiliyor. Ne yapacaksın? En güzel o bir tahta kes. Tahta kes. Sultan II. Abdülhamit Han bakın Yıldız Sarayı'nda kendi bizzat marangozhanesi var.
Üstelik de bakın nasıl onu yapıyor. Ne zaman bunalsa kendini oraya atıyor, tahta kesiyor. Kim bilir tahta keserken neyi düşünüyordu? Stres atıyorsunuz, bu kadar basit. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Sultan II. Abdülhamit, çünkü izin verdikleri ölçüde anlatacağım. Sultan II. Abdülhamit'in yatak odası burada. Burası